eyes begin to shake. I'm just across the harbor bridge, you say. I flew out here to tell you. I couldn't hold you, baby. Day by day I'm waiting for your heart to mend. Be my rose growing in the cold. Be my light in the window at home. Be my sun. Hayat yakın plan çekimde bir trajedidir diye meşhur cümlesine başlamış Charlie Chaplin. İsterseniz yakın plan çekimde bir duruma göz atalım. İstisnasız bütün dünyanın içine düştüğü ve hayatın rutine binmiş gidişatını bilinmezliğe gömen bir salgın sorunuyla baş başayız. Hani 100 yılda bir olanından. Hepimizin bedensel sağlığı tehdit altında. Bazı iş kolları ortadan kalkıyor, kalabalık kitleler işsiz kalıyor. Sosyal hayat durma noktasına geliyor. Kimseyle yüz yüze görüşemiyoruz. Yolda birbirimize bakıp merhaba diyemiyoruz. Sokakta yanımızdan geçen insandan bir adım uzağa kaçıyoruz. Çekirdek ailemize, annemize, babamıza, çocuklarımıza mesafeli duruyoruz. Hepsini bıraktım da kendi ellerimizden bile korkar hale geldik. Yakın plan çekim bayağı bir trajediyi bize gösteriyor cümlenin girişinde. Doğru söylemiş Charlie Chaplin usta. Efendim, savunmasız sohbetlerin 12. akşamına hoş geldiniz. Mayıs ayında başlayan savunmasız sohbetler serüveni yazın bir ara verdi. Sonbaharla beraber tekrar başladık. Yıl sonuna kadar 2 programımız daha olacak. İstedik ki insanlara gerçekten yaşadıklarını güvenle paylaşabilecekleri ve dinleyenleri de yargılamadan dinleyecekleri, bu içinde bulunduğumuz zor zamanlarda yalnız olmadıklarını hissedecekleri bir alan oluşturalım istedik. Love Mafya'dan sevimli arkadaşım, çok sevdiğim, sevimli arkadaşım Şeri ile beraber bir yola çıktık. Sağ olsun, bu işin fikir annesi oydu. Ben de olabildiğince beraberce bu fikri geliştirdik ve bugüne geldik. Savunması sohbetler bu akşam 7 yeni misafir konuşmacısıyla beraber sizinle olacak. Kendi öz hikayelerinden, pencerelerinden bize bir kesit sunacaklar. Ve her zaman olduğu gibi eşsiz bir akşam yaşayacağımıza inanıyoruz. Sherry, hoş geldin sen de 12. akşama. Thank you so much. Welcome everyone to episode 12. Thank you so much to 7 speakers for accepting to be our guest today. And also other guests who are the audience. Among you I have seen many of our Love Mafia family. We are special thanks to our family of Love Mafia for supporting us and basically always being a home for such kind of ideas and activities that we have and we wanted to persuade.
Okay, quickly, I'll just go through the rules of the talk. Not so much of rules. We have 7 speakers. Each one of them have 3 minutes to talk. They already have the questions that we are going to share with you in the chat box as well. So you could read the questions as well. And that's it. The only rules about this talk is we try to listen to each other. We'll try to be as vulnerable as possible. We'll try to be as compassionate as possible. Just only we don't judge each other. So feel free to share your feelings as you listen in the chat box. Feel free to comment about each other, be compassionate, be kind, be soft as possible. And from the audiences, if you have anything to talk, if you have anything to share, after the last speaker, we have 10 minutes of sharing. So you will have a chance to express yourself and you say what you need to say. And if you ever want to be in a panel of guests and be vulnerable and share your vulnerability, please write to Ozkan and I, and we will invite you to the next episode. Çok teşekkürler. Bu akşam 7 konuşmacımız var her zaman olduğu gibi ve ilk başından beri bize destek olan Love Mafia ailemizden 2 konuşmacımız da var. Aslında ailemiz gitgide de genişliyor. Şimdi bu akşamın hızlıca akması için bir önce 3 soruyu sizinle paylaşalım. Bu akşam 7 misafir konuşmacımızla paylaştığımız 3 soruyu. O soruları istersen Şeri sen chatbox'a paylaşırsan ben de okurum. O soruların üzerinden gitmek ve birebir cevap vermek durumunda değiller. Ama kendi öz kesitlerinden bir hikaye de paylaşabilirler. Tabii ki gündeme dair olmasını bekliyoruz. Savunmasız sohbetlere efendim hoş geldiniz. İlk sorumuz şöyleydi sorduğumuz. 2020 yılında en fazla hangi alanda acı, sıkıntı, zorluk çektiniz? Bunu çözebildiniz mi? Üstesinden gelebildiniz mi? Evet ise nasıl halledebildiniz? İkinci soru, bütün yaşadıklarınızdan sonra şu anda senin için en büyük zorluk ne? Şu anda haleti ruhiyen nasıl? Dilinde, damağında acı bir tat var mı? Son soru, kabul ediyoruz ki bu bir kriz değil, bir kaos ve zannediyorum epeyce bir kısmımız bunu içselleştirdi. Nasıl içselleştirdiğimiz kritik. İçselleştirdiğini ve benimsediğini düşünüyor musun? Hayata dair beklenti ve algılarındaki değişimi bizimle paylaşabilir misin? Diye 3 soruyu paylaştık. Sizinle de buradan chatbox'tan yazdık. Akışa geçmeden evvel herkes 3'er dakika kesintisiz konuşacak. Arada dinlerken izleyiciler de kendileriyle çağrışım yapan bazı kelimeleri veya yorumlarını chatbox'tan yazabilirler. Herkesin 3 dakikalık konuşması bittikten sonra bir 10 dakikalık 7 konuşmacımızın öncelikli konuştuğu bir bölüm var. Orada sizlerden de bir şey ilave etmek isteyen ucu ucuna ekleyerek gidiyor aslında hikayeler. Hep aynı hikayenin içinde yaşıyoruz. Farklı perspektiflerden bakıyoruz. Sizin de ilave etmek istediğiniz bir şey varsa size de söz verebiliriz. O zaman başlayalım Şeri. Okay. Herkes hazır. İlk konuşmacımız Duygu. Duygu, mikrofonunu açabilirsin. Ben de upuzun yazdığın kendine dair açıklamanı okuyayım. Ondan sonra mikrofon mesela senin. Duygu. Söz yazar, müzik yapar, şarkı söyler, yoga öğrencisi ve aktarıcısı. Mikrofon ve sahne senin. Evet. Merhaba, Duygu Özay. Öncelikle çok teşekkür ederim davetiniz için. Evet, ben bu zor zamanlarda içinden geçtiğimiz günleri üstesinden gelebilmem aslında 2008'e dayanıyor. Kısaca oraya geçmek istiyorum. Bursa'dan ayrıldım ve Londra'ya gittim. Orada 3 yıl geçirdim ve sayısız iş değiştirdim. Sayısız ev değiştirdim 17 kadar. Parasız kaldım. İnsanların kanepelerinde uyudum. İşsiz kaldım. İnsanlar aracılığıyla iş buldum. Ve sonra İstanbul'a döndüm. İstanbul'a döndüğümde bugün heyecan duyarak paylaşmayı
can attığım müziklerim, defterlerim, müziklerimin temelleri vardı. Birkaç defter vardı elimde ve yogam vardı. Yogaya yeni başlamıştım. İstanbul'a döndüğümde yeni bir serüven başladı ve yine orada pek çok iş değiştirdim. Ve hep yoga yaptım, müzik yazdım, yoga yaptım, şarkı söyledim. 2016 yılında uzun bir süre insanlarla aynı evi paylaşmak durumundaydım. Ve tek istediğim şey kendime ait bir alanımın olmasıydı. 2016'da insanlarla paylaştığım bu alandan da vazgeçmek zorunda kalıp ailemin yanına döndüm, Bursa'ya. Bir süre orada yoga eğitimlerine katılıp hazırlandım ve tekrar İstanbul'a geldim. Ve sonra yogayı aktarmaya başladım. Sonrasında müzik yapmaya karar verdim. Çünkü elimde olan tek şey oydu. Çok fazla kırıldım, çok fazla yanlışın içinde buldum kendimi. Kendimi kandırdığımı fark ettim bu süreç içerisinde. Bunu çok güzel başarıyordum. Fakat İstanbul'a döndükten sonra yeniden ilk müziğimi yayınladım. Sonra ikincisi, üçüncüsü derken nihayet Mart ayının ilk haftası, pandemiden bir hafta önce bir ev buldum. Ve tamamen tesadüf pandemiyi 3 ay boyunca o evde geçirdim. Bu benim İstanbul'da kendime ait ilk evimdi. Ve orada o 3 ay boyunca hep kendimle yüzleştim. Neler yaptım, nerelerde kendimden kaçtım, nelere yatırım yaptım, neye inandım. Ve sonrasında Haziran ayında bir yola çıktım. Bir haftalık bir yolculuk, 2 ay sürdü. Ve sonra o 2 ay sonunda bugün bir hafta önce taşındığım yeni evimi buldum Gümüşlük'te. Ve buraya geldiğimde yepyeni bir yolculuk başladı. Elimde ne var? Elimde uzun yıllardır biriktirdiğim ve inandığım müziklerim. Ve bazen cesurca, bazen yine kendimi kandırarak içine girdiğim hikayeler. Sonunda sadece yogayı aktarıyorum, müziğimi paylaşıyorum. Ve sadece şunu biliyorum bu süreçte. Ben bu dünyada gelip geçeceğim. Ve aslında kendimi çok döve döve, bazen cesaretin arkasına sığınıp içine attığım deneyimler her an benim için bir lütuftu. Her an çok kıymetliydi. Ve şu an sadece her anın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlayarak hayata teşekkür ediyorum. Ve bu bakış açısını elimden geldiğince hem müziğimle hem yogayla insanlarla paylaşmaya gayret ediyorum. Benim hikayem bu kadar. Çok teşekkürler Duygu. Thank you so much. Teşekkür. Hayatta sana teşekkür edecek, merak etme. Bizimle şu anda beraber olanlar eğer akşamın sonuna doğru sabırla bizimle olursanız, Duygu hakikaten ben Şeri sayesinde tanıştım. Birkaç şarkısını Instagram'dan dinledim. Nefis sesiyle bizimle bir iki şarkı paylaşacak inşallah. Programın sonunda çok teşekkürler. Thank you. Kadar... Yes, exactly. I was just about to say that. Please stay with us till end. We have some surprise for you. Duygu with her beautiful voice. Ben sürprizi bozdum bu. it was a surprise, was it? Okay. Let's continue with the next speaker. From our Love Mafia aile. Ersoy Jim, burada mısın? Evet, Şeri buradayım ve dinliyorum seni. Çok hoş geldiniz. Neredesin şu an?
Şu an Balıkesir'deyim, Burhaniye tarafındayım. Böyle Kaz Dağları'na yakınım. Mistik, çok güzel bir yer burası gerçekten. Şanslı görüyorum o yüzden kendimi tabii. Hani evet, bakıldığı evet. Zaman. Tamam, ben biraz okuyacağım. Sen ne yazdın? Ondan sonra mikrofonu. Evet. Ben okuyayım yine hayat orayı. Ama... Ondan sonra devam edeyim. Ha, sen oku lütfen. Hayat amacın farkında insanlara dokunmayı ve birlikte dönüşmeyi seviyor. Yeni şeyler üretme ve paylaşmaya odaklanmış bir girişimci ve danışman. Ersin'cim, buyurun. Evet, ben de. Şimdi savunmasız sohbetler o kadar güzel bir şey ki aslında anlatım ki başlık zaten çok şey içeriyor. O yüzden birazcık o tarafım yani savunmasızlığımdan konuşmamız lazım. Burada biraz da itiraf olsun en azından. Kendime baktığım zaman çok yönlü olmanın beni her zaman zorladığını gördüm. Aslında bu büyük bir problem hissettirdi her zaman bana. Çünkü birçok şeyi yapabilme kapasitesi aslında neyi yapacağına karar vermekte insanı çok zorluyor. Nereye gideceğini bilmekte zorlayabiliyor. Kendini nerede ifade edebileceğin konu. Canım, your microphone became mute suddenly. Ersoy, pardon, mikrofonun mute oldu da biraz geri sarar mısın? Kusura bakma. Aha. Nerede kaybolduğunu bilmediğim için ortadan direkt devam etsem. 3 dakika durdum bu arada. Kusura bak. En baştan mı? 3-5 cümle geri sarabilirsen sen baştan artık. Tamam, peki. Evet, insanların genelde bilmedikleri taraflarımdan bir tanesi aşırı duygusallığım aslında. Dışarıdan çok güçlü görünebiliyoruz. Hepimiz böyleyiz aslında ama hepimiz bir duygu varlığıyız. Ve hani benim de belki en yoğun olduğum taraflardan bir tanesi orası. Çok kırılganlıklarım oldu, çok zorlandığım onlar oldu ve o zorluklarla baş etmek için hep böyle bir çıkış yolu attım. İnsanlara kendimi ifade etmeye çalışırken aslında hep dokunmayı ve onlarla beraber olmayı çok seviyorum. Çünkü yani burada bulunmamızın bir amacı olduğunu ve bütün olduğumuzu anlamamız gerektiği noktasında hep hareket etmeye çalıştım. O yüzden de hani çok bireyselleşmemeye, öğrenmeye, sürekli olarak keşfetmeye odakladım kendimi ve ilk öğrendiğim aslında beni dönüştüren şey de şu oldu, sevginin ne olduğunu anlamak. En önemli belki öğreneceğimiz bence başlık hep o oldu. Çünkü sevgiyi aslında sadece karşı cinse duyulan bir şey olmadığını keşfettiğimde yaşım yaklaşık olarak herhalde 17-18 yaşlarındaydım. Gerçekten de şu anda yaptığım gibi işte içimdekini paylaşabildiğim anda aslında yaptığım şeyin sevgi olduğunu anladığımda birçok şey değişmeye başladı hayatımda. İşte o zaman gerçekten de işte şimdi konuşabildiğimiz, belki işte orada sayabileceğim bir sürü deneyimi yaşama şansı buldum. Çünkü her anımda aslında onun içerisinde yüzebildiğimi, oradan beslenebildiğimi fark ederek çok şey öğrendim. Ve bu öğrenim şekli beni hayatın içerisinde çok güzel deneyimlerle tanıştırdı. Çok güzel varlıklarla tanıştırdı. Çok güzel komünitelerin içerisinde yer alma şansı buldum. Ki bugün Love Mafia içerisinde sizlerle beraber olmaktan çok keyif duyuyorum. Ki Eda da burada görüyorum zaten. Çok sağ olsun. Onun sayesinde sizlerle beraberiz. Oradan baktığımda evet zor anlarım oldu. Hayat çok zorlayıcı şeyler de sundu bana. Çok şehir değiştirdim az önce Duygu'nun söylediği gibi. Ankara'da doğdum, büyüdüm, Eskişehir'de okudum, İstanbul'a geldim. Hani hayatın içerisinde ama bu beni çok fazla da geliştirdi. Çünkü kültür olarak çok güzel bir coğrafyadayız. Çünkü çok zenginliklerin içerisinde çok farklı kültürlerle bir aradayız. Ve bunun bir şans olduğunu düşünüyorum. Ve insanlara hep bir şekilde hep bir umut var, hep bir zorluğun üstesinden gelinebilir diye göstermeye çalıştığımda da onlara dokunmaya çalıştığım zaman da hep bir şeyler öğrendim. Aslında benim öğrenme yöntemim aslında başkalarına hep dokunmak oldu. Merak içerisindeyim. Hala neler öğrenebileceğimi, neler varabileceğimi, neleri beraber keşfedebileceğimizi anlamaya çalışıyorum. Bir yandan da paylaşmadan o kapı tekrar dolduramayacağımı farkındayım. Olabildiğince her yerde herkese ne için ne gerekiyorsa ulaşmaya çalışıyorum ve dokunmaya çalışıyorum. Yani yapabiliyorsam tabii. Yani ya da gerçekten de hissettirebiliyorsam, gerçekten o samimiyeti yiyebiliyorsam o kadar gerçekleşebiliyor. Umarım da yapabilmişimdir diyeyim. Konuşacak çok şey var ama 3 dakika en azından hani kendi eksikliklerim diyebileceğim şeyler tarafından girmek istedim. Umarım en azından bir kısmını paylaşabilmişimdir. Hani sonunda gene burada kalacağım. 3 dakika yetmeyeceğini biliyorum ama her şeyi konuşmaya hazırım. İyi ki buradayız, iyi ki beraberiz. Thank you so much. Don't worry, you have another 10 hours. Okay, thank you. Very nice. Ersoy, teşekkürler. Mikrofondaki aksaklık için kusura bakma. Ya paylaşımın aslında şey çok kıymetli.
Oradan hani bende de şunu tetikledi. Şimdi iyi bir amaç için gene La Mafya'nın bir etkinliği var. Chatbox'tan da linkini paylaşırız. 5-6 Aralık'ta bir etkinlik olacak. Uluslararası bir etkinlik aslında. Joint Idea şöyle bir şeye, güzel bir şeye aracılık ediyor. Türkiye'de benim de gayet yakından bilfil gördüğüm Temel İhtiyaç Derneği diye bir dernek var Serhan Sizer'in kurduğu. TİDER'e bağış yapmak üzere bilet satılacak. 5-6 Aralık'taki uluslararası bir organizasyon için hakikaten Brian Tracy, Kate Byron ve o çok The Work çalışması, yani dünya çapında bir sürü güzel isimden eğitimler alınacak. Aynı zamanda Türkiye'den de çok önemli isimler, konuşmacı. O etkinlik aslında bu dönemde gerçekten hepimizin canı yandı ama bazıları işsiz kaldı ve hakikaten hane halkı olarak temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda. Dolayısıyla biraz vermek çok kıymetli. Senden aldığım mesaj da bana hatırlatmayı zaten düşünüyordum bu akşam. Ben de bunu tetikledi. Bizden taşanı vermekle mükellefiz, kübümüzü doldurmakla yaşamak için buraya gelmedik. Dolayısıyla herkes kendinden taşını verecek inşallah. Bu etkinliği de birazdan linkini paylaşırız chatbox'tan. Çok kıymetli bir etkinlik. Çok komik bir şey söyleyeceğim size. Siz eğer sadece 100 TL'lik bağış yapacağınız bir bilet alırsanız bir kişinin bir yıllık temel ihtiyacını karşılamış olacaksınız. Rakam size ilginç gelebilir. Çünkü derneğe her şey ücretsiz olarak bağışlanıyor kurumsal şirketlerden. Üzerine ne oluyor? O derneğin onun lojistik masrafları var. Depolaması, taşıması, paketlemesi, dağıtması. Dolayısıyla 100 lira gibi maliyetle siz aslında bir kişinin bir yıllık temel ihtiyacını karşılamış olacaksınız. Bu hafta zaten hep bir elden bunu tanıtmaya da uğraşıyoruz La Mafya olarak. Devam edelim. It sounds like a very beautiful idea. Thank you so much, Özkan, for sharing this. Please share the link with us also on the chat. Also, I want Also, I wanted to ask all the speakers as you talk, after your talk is over, please share some of your work, your website, your YouTube channel, your Instagram account for the rest of the people who don't know you very well, so they can follow you and they can see some of your good work. Thank you so much. Let's continue. Harika, devam edelim. Efendim, bir sonraki konuşmacımız. Güzel başladık. Gümüşlük'ten Balıkesir'e geçtik. Balıkesir'den de Florida'ya geçiyoruz. Arzu, merhaba. Hoş geldin savunmasız sohbetlere. Mikrofonunu açabilirsin. Ben senin tarifini, kendi öz tarifini hemen okuyacağım ve sahneyi sana bırakacağız. Arzu, taze sosyal girişimci, kariyer dönüşüm akademisini kurdu. Öğrenmeye meraklı, değişim sever, fayda yaratmayı sever. Arzu, mikrofon ve sahne senin. Merhabalar. Merhaba Özkan. Tekrar görüşebildiğimize çok sevindim. Ben 3 yıl önce Florida'ya taşındım ve 3 yıldır da buraya yerleşmek gibi göçmen olarak da vize problemlerimi çözmeye çalışırken en son 2018'de Türkiye'ye gelmiştim. Şubat ya da Mart ayında Türkiye'ye gelmeyi planlarken bir anda pandemi çıktı. Beni bu süreçte en çok zorlayan şey en sevdiğim 3 kadın, teyzem, annem ve eşimin annesi. Hayatımda çok önemli yerleri olan insanlar unutmaya başladılar. Ve bu süreçte onlarla birlikte olamamak beni çok üzdü. Gördüğünüz gibi. Improvize yapıyorum. O yüzden bu kadar etkileneceğimi de düşünmemiştim. Anyway, şimdi bu süreci böyle atlatmak çok zor oldu benim için. Önceki hafta gurbette olmak zor değildi. Sadece bu unutan kadınların unutma süreçlerinin çok hızlanması beni çok üzdü ve onlarla birlikte vakit geçirememek çok üzdü. İlk iki hafta seyahat edemeyeceğime karar verince, çünkü ben sağlık konusunda çok titiz ve dikkatli biriyim ve kimseye de zarar vermek istemediğim gibi kendi sağlığımı da korumaya çok önem verdim bu süreçte ve 8 ay boyunca kimseyle görüşmedim. Sadece 2 kere çeşitli gerekçelerle arkadaşlarımla ayaküstü görüşmeler yaptık. Yani 8 aydır ben çalışma odasında ya da salonda ya da yatak odasında vakit geçiriyorum. Ve bu süreçte ilk 2 hafta tamamen paralize olduktan sonra, işte Grace and Frankie, işte Storytel'de onlarca kitap dinledikten sonra şeye karar verdim. Yani bu süreci ben böyle geçiremem. Çünkü hiç alışkın olduğum bir yaklaşım değil. Kendimi kaybetmek ya da paralize olmak vesaire. Benim en iyi bildiğim şey öğrenmek ve çalışmak.
çalıştıkça üretmek ve bir fayda yaratmak. Ve 3 yıldır yürüttüğüm bir projem vardı. Kitap yazmak için aslında başlamıştım 3 yıl önce Florida'ya taşınır taşınmaz ama çeşitli işler gerekçeleriyle, iş gerekçeleriyle ben bunu unutmuş ve bir köşeye kaldırmıştım. Haziran ayında işte bir takım projeler geliştirdim. İşte virtual reality üzerine işbirlikleri yaptım. Ondan sonra Urbanite Venture isimli bir şirketim var. Akıllı şehirlere danışmanlıklar veriyorum. Çok büyük birkaç tane projem 2020'de başlatacağım işler kapanınca bu sefer ücretli konuşmalar gündeme gelmeye başladı. Yani bir kapı kapanırken başka bir kapı açıldı benim için. Ve bu süreçte çeşitli yazılar ve makaleler yazıp bir şekilde kendimi üretken olmaya zorladım. İşte Forbes'ta makalem çıktı, Marketing Türkiye'de çıktı. Sonrasında bu hep üzüntü ve şeyi geri atmanın bendeki en iyi yöntemi, bununla baş edebilmenin yöntemi çok çalışmak ve bir şeyler ürettiğimi görmek, ürettiğimin de bir sonucunun olması. Bu sürede kitabımı yazarken, kitabım Şimdi Senin Zamanın, kariyerini dönüştürmek isteyenlere öğrenilmiş dersler. Ve bu kitap 2021'de yayınlanacak umuyorum, yayın evinde şu an. Ve bu kitapla birlikte ben tabii çalışırken, kariyerini dönüştürmek isteyen insanlara yönelik bir şeyler yapmaya çalışırken pek çok da makale ve araştırma okudum. Ondan sonra Türkiye'deki gençlerin %75'i yurt dışına çıkmak istiyor. %70'i insanların umutsuz ve işlere torpillerle gireceklerini düşünüyorlar. Bu sebeple de ben insanların kariyerlerini ya da iş hayatlarını ya da yapmak istedikleri her neyse rahatça yapabilmelerini istiyorum ve bu sebeple de Kariyer Dönüşüm Akademisi'ni kurdum. Burada da ana amacım benim bu sosyal girişim. Umutsuz olan gençlere kitabımda yer alan konularla özetlediğim, derlediğim bilgileri, eğitim programını sunarak sağlayacağım kaynakla, burada matching fanlarla da gençlere, yurt dışına çıkmak isteyen olabilir, master ya da doktora yapmak isteyen olabilir, bir kaynak yaratmak, bir buz fonu oluşturmak. Bunun üzerine çalışıyorum. Ekim ayında modüllerimi bitirdim ve çalışmaya başladım. Ve bu süreçte bu üzüntü benim için giderek büyüdü. Çünkü annem giderek unutmaları artırdı. Yine çok güzel görüşüyoruz, konuşuyoruz ancak yapacağım bir şey yok. Bu süreç bitene kadar ben seyahat etmeyeceğim maalesef. Ve hayatta bir şekilde böyle devam ediyor. Ve şunu anladım bu süreçte, üretmek, faydalı olmak, yapabileceğimiz en iyi şey, elimizdeki yetenekler, sahip olduğumuz güç neyse o gücü kullanıp bir şeye dönüştürebilince ben kendimi çok mutlu olduğumu görüyorum. Bunu da herkese tavsiye ederim. Bu süreçte Kundalini Yoga'yı keşfettim. Sırt ve belarla çok çalışmanın gerektirdiği, masa başında çok çalışmaktan kaynaklı bir takım sorunlar oldu. Ve Kundalini Yoga, Pranayama, nefes teknikleriyle işte bu kendimi sakinleştirmek, tamamen odaklanıp yapmak istediğime doğru işler yapmak konusunda kendimi başarılı buluyorum. Böyle epeyce vulnerable bir talk oldu benim için. Pek böyle bir şey planlamamıştım ama teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hani ilk saniyesinde benim küçük bir yanlış anlayışım oldu. Unutkanlık başlangıcını anlamamışım. Zor hakikaten. Bizim La Mafya'da Neşe'yle seni eşleştireyim. Kendisinin deneyimleri hem de tecrübesi var bu konuda. Birazcık sohbet edersiniz. Arzu, iyi ki geldin. Hakikaten çok özden ve çok samimi paylaşım. Çok teşekkürler. Kitabını sabırsızlıkla bekliyorum. O aradaki üreticiliğine hep şahit oldum. Fortune dergisinde yazın çıktı. Arzu nasıl yayınladın o yazıyı falan. Çok güzel bir paylaşımdı. Çok içtendi. Bir şeyler daha ilave etmek istersen finalde devam edersin. Ben çok teşekkürler Arzu. Thank you so much. Bu az evvel bahsettiğim Global Reset Summit'in linkini bıraktım buraya. Çok fazla bir şey var, detay var. Onları da gene paylaşırız. Bahsettiğimiz şey, bizim şu anda belli bir lüks içerisinde, belli bir şanslı kesimdeysek eğer, ihtiyacı olanlara destek olmak için güzel bir fırsat. Bilfiil ben de destek olacağım, herkesin de destek olmasını istiyorum. Şimdi hızlıca devam edelim akşama. Bu akşam güzel bir akşam. Pırıl pırıl çok kıymetli bir insan daha bizimle olacak. Sherry. Taner Bey, burada mısın? Mikrofonu açabilirsiniz. Açtım, açtım. Hoş geldiniz. Okay, ben okuyacağım, siz yazın.
Infonet Genel Müdürlüğü, Taner Özdeş, Akademi Kurucusu, Eğitmen, Satışın 16'ın Kuralı'nın yazarı, en üzülü sözü, hayata başarısızlık yoktur, sonuçlar vardır. Çok güzel. Buyurun. Evet, herkese iyi akşamlar. Evet, Özkan'la beraber bu vesileyle tanışmış olduk. İkimiz de İktisat Bankalıyız. O da dün akşam yoldayken bayağı sohbet ettik. Evet, benim de tabii biraz önce Madonna'nın ölüm haberini aldım. Şöyle düşünün, yani 60 yaşında öldü Madonna biraz önce. Ondan sonra ben de 58 yaşına bastım ilk günü. Hayat enteresan tabii. Ne kadar uzun ne kadar kısa. Bence insanın esasında en çok bence esas etmesi gereken o. Zaman yönetim koçu olaraktan herhalde zamanı çok önem veren insanım. Şimdi tabii ben değişti dönem. Çünkü ben aşırı sosyal bir insanım. Çok aktif yaşayan bir insanım. Tabii ilk başta hiç ciddiye almadım. Hatta bu pandemi başladığı zaman ben uçakta Afrika'ya gidiyordum. Yani hani pandemi olmasına rağmen yine bir seyahatim vardı. Onu kesmedim, gittim. Daha o zaman Afrika'ya uğramamıştı bu pandemi. Bir şey olmaz diye düşündüm. Yani hep öyle baktım. Ben. Esasında pandemi hiçbir zaman için hiç çok ciddiye almadım. Yani hiçbir zaman çok ciddiye almadım. Ama kendimi korudum tabii. Yani sonuçta böyle bir hastalık var. Ne yaptım esasında? Bugün tabii çok aktif bir dünyadan çok pasif bir dünya geçiş. Esasında benim için esasında en büyük deneyim o. Yani çok sosyal bir hayattan dijital dünyaya geçiş. Bu ikincisi. Mesela LinkedIn diye bir şey keşfettik. Kullanmış olduğum birçok dijital kanalı kullanma şansım oldu. Mesela en büyük şansım da bu şu an içine bulmuş olduğum kütüphane. Esasında benim oğlumun yatak odası bu. Kendisi Kanada'da yaşıyordu. Eşim burayı kütüphaneye çevirdi. Herhalde daha iyi zamanda olmaz çünkü burası Ocak ayında bitti. Yani bu oda olmasaydı bilmem nasıl olurdu. Yani bu oda benim için mabet gibi oldu. Yani geçen inanılmaz bir şey. Yani herhalde diyorum Tanrı'nın bana yaptığı en büyük iyilik bu öyle bir odayı bana şey yapması. Bu odadan çok şey yaptım. İlk başta ne yapacağım diye düşündüm. Bu kadar üretken bir insan ne yapabilir diye düşündüm. Sonra tabii dijitalleşme konusunda bir şey yapmam gerekiyor. İşte bilgisayar yeniledim. Işık aldım, işte mikrofon aldım. Çünkü bu dünyaya gitmek için bir kere bu dört şeye ihtiyacınız var. Işık, mikrofon, sessiz bir oda, iyi bir bilgisayar. Bir kere bunları tedarik edip bir süre sonra Instagram canlı diye bir şey keşfettim. İlk başta ne işim var benim Instagram'da? Yani ne kası var yani Instagram? Biraz direndim ama genelde demek ki yapım öyle. Önce direnirim. Genelde eşimden gelir fikirler. Ben ona direnirim ama bir süre sonra kabullenirim. Yani öyle enteresan bir şeyim var, huyum var yani. Başta her şeyi direnç gösteriyorum, kabulleniyorum kısa bir süre sonra. Ve bu Instagram sayesinde günlerim çok verimli geçiyor. 40 tane yakın canlı yayın yaptım. Bir şeydi ve bununla ilgili de çarpken Türkiye'de çok önemli insanları programa davet etme şansım oldu. Bu da çok insan deneyimdi. Yani bugün mesela bir Şerif Kaynar'ın bir Haluk Ziyad Türkmen'in gibi ve onun gibi birçok Instagram programları var. Bu insanlar inanın hayatta hiç Instagram bilmiyorlar. Bilgisayarlarına Instagram bağlanmaya çalıştılar. Bayağı bir zorluk çektim yani. Instagram'ı bilgisayara bağlanıp Instagram çoğu şeyi keşfetti. Temel olarak baktığım zaman şöyle ki esas özetlemekte fark var. Daha az sosyal, daha yavaş, daha az, daha derin, daha çok ev hayatı. Yani esasında benim için esasında pandemideki değişim bu. Yani biraz içeri çekilme. Ama şu var ki tabii ki yani bugün tabii birçok şeye baktığınız zaman insana esasında yalnızlığın esasında üretkenlik için en önemli şey olduğunu öğrendim. Yani yalnız bir şey üretmek için bir iki şey yapmanız gerekiyor. Bir yavaşlamanız gerekiyor. Bir de yalnız kalmanız gerekiyor. Esasında bunu çok güzel başardım. Yani ben yalnızdan beslenen bir insandım. Yani her dakika bir yerdeydim. Bu olan içinde 8 saat insansız yaşayabileceğimi kendime ispat ettim. Yani benim için aslında bayağı iyi bir şeydi yani bu. Tabii şimdi bundan sonra ne yapacağız? Nasıl içselleştirdim? Vallahi esasında bence yani herkes ne kadar kendini tanımlasın. Yani uzun bir süre daha bu işin içine yani aşı falan ben aşıya da inanmıyorum. Ondan sonra yani aşının böyle bir anda olacağına. Bence bu bir dönüşüm.
Ben o yüzden de esasında bu dönüşümü çok olumlu görüyorum. Çünkü bu dönüşüm olmasaydı bir şekilde bu dünya zaten duvara vuracaktı. Ya bir üçüncü dünya savaşı olacaktı. Veya daha büyük bir şey olacaktı. Yani bir şey olacaktı. Yani bu bence sanç olarak dünyanın sonunun farklı bir versiyonu. Ama insanlara bence verilen son bir şans. Bu insanlara verilen son bir şans. Ama insanlar direniyor. Hala bencillikle devam ediyor. Hala birçok şey yapmak direniyor. Ama tabii bunun bedelini birçok insan ödüyor. Çünkü dediğim gibi aslında bu dönemde esasında birlik beraberlik zamanı, birbirine yardım zamanı. Bunlar bence güzel şeyler. Burada olmamızın sebebi de o bence. O yüzden benim yani görüşüm, dünya inşallah insanlık bundan bir ders alır ve dünya inşallah istediğimiz o aydın, birlik beraber kişi olan maddi dünyadan manevi dünyaya geçen, çokluğun değil esasında azlığın, hızın değil yavaşlığın daha değerli olduğu bir dünya hayal ediyorum ben de. Çok İnşallah. Çok teşekkürler Tanrı. İnşallah. Yani önce bir durmak gerekti hepimiz için. Ondan sonra üretmek, o üretimde de birlikte üretmek ve bu dönem aslında hepimiz için birlikte üretmenin ne kadar kıymetli olduğunu idrak ettiğimiz bir dönem oldu. Bu akşam da onlardan bir tanesi paylaşmak ve üretmek. Çok teşekkürler paylaşımların evet. için. Teknolojiye uzak bir sürü önemli insanı da teknolojiyle barıştırdığın için tebrikler. Evet, evet. Sağ ol. Thank you. Çok teşekkürler. Thank you so much. Okay, Bostancığım nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor. Sence nasıl gidiyor bilmiyorum. Yani böyle bir şey yakın plan çekimle ben girdim ve yakın kadraj çekimle bayağı trajik ve travmatik sorunları bir bahsederek girdim. Şimdi uzak plana doğru çekileceğiz. Finalde bir uzak kadraj çekim yaparız inşallah. Exactly. Devam edelim o zaman. Exactly. Yeah, I invite you to refresh your mind every time that someone new is coming to the microphone and talks. It's a new color, it's a new story, it's a new vulnerable talk. Evet, çok sevdiğimiz bir şey kafayı resetlemek. Şimdi Great Reset olacak dedik ya 5-6 Aralık'ta. Aslında şu 3 dakikalık sohbette bir insan özünden bir pencereyi bize açıyor. Oldukça derin bir şey dinliyoruz. Bir sonraki konuşmacıya giderken kafayı resetlemek ve gerçekten taze bir zihin, akıl ve gönülle dinlemenizi rica ediyoruz. Bir sonraki konuşmacıya o zaman devam edelim. Evet. Kim geliyor, geliyor, geliyor. Okay, next speaker is the lady, I believe. Miss Burcu. Burcu, hoş geldin Burcu. Hoş buldum, teşekkür ederim. Ankara'da mısın? Ankara'dayım aslında hocam, evet. Ne güzel bir şey. Bayağı bir her taraftan insanlarla konuşuyoruz. Burcu'nun inanılmaz, bu arada ben şimdi bu akşam, dün bugün yazdığım yazıdan bir giriş okudum size. Finalde de yazının finalini okuyacağım. Ama Burcu'nun bir fotoğraflarına bir bakmanızı rica ediyorum. Herkes bu arada Instagram sayfalarına, web sitelerini paylaşsın yedi misafir konuşmacımız. Lütfen chatbox'ta ama inanılmaz, ben şimdi yanlış kelimeler kullanabilirim. Fotoğrafçılık uzmanlığım değil tabii ki. İnanılmaz güzel yakın plan çekimleri var. O detaylarda müthiş etkilenmiştim daha hiç Burcu'yu tanımazken. Hemen senin tarifini okuyorum. Ondan sonra da sahneyi sana vereceğiz. Burcu, öz yolculuğunda keşfettiği renklerini harmanlayıp aşkla, ritimle yaşıyor anını. Fotoğraf sanatı tutkusu, finans işi, doğa, müzik, yaşam enerjisi. Mikrofon ve sahne senin. Buyursunlar. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Burcu ben. Ankara'da yaşıyorum bir süredir. Öncesinde İstanbul'daydım. 9 yıl kadar oldu Ankara'ya geleli. Ben hayatla olan etkileşimimi duyularla ve sanat aracılığıyla aslında keşfettim. Özümü bu şekilde keşfettim. İlk akışta hissettiğim an, yani hiçbir şekilde herhangi bir müdahale olmadan kendim hissettiğim an, fotoğraf çektiğim anda, objektiften, vizörden baktığım andı. Yani orada yepyeni bir çerçeveyi aslında kendim doldurdum. Tamamen hani gördüğüm bir görselin bir kısmını, belki de biraz özünü, detayına daha çok yaklaşarak, yani her yaklaştığımda kendime yaklaşıyor gibi hissettim kendimi. Çünkü aslında kendimden oldukça uzaktım. Hayatımın belli bir döneminde birçok kelimeler, cümleler vardı ve ben kelimeye çok önem veriyorum. Yani özümün üzerine birçok cümle gelmişti ama aslında bana ait değildi birçoğu.
Bir yerde ben Burcu'yu kaybettim. Özümden çok fazla uzaklaştım. Çok hızlı bir hayat temposunda, iş, ev temposunda. Sanatla daha çok vakit geçirdiğim zamanlarda tekrar buldum o Burcu'yu. Arada derede buldum. Sonra gittikçe arttı kendime kavuşmam. 2 yıl kadar önce tiyatroyla kesişti yollarım. 2 yıl kadar drama dersi ve tiyatroya yapmış bulundum ve sahneye ilk çıktığımda, ilk doğaçlama, ilk drama deneyimimde aslında sahne dışındaki sahnede, hayat sahnesinde yaşarken kendimi küçük küçük kandırmalarla başkalarına, yani karşı taraf aslında daha çok değer vererek kendimden kendimi kendimin uzaklaştırdığını fark ettim. Ve ilk sahne deneyimimde aslında orada bir rol yapmak gerekiyor ya, hani orada aslında oluşta, akışta olduğum hissine daha çok vardım. Ve sahnede rol, yani oyun oynamaya, olmaya başladıktan sonra kendi hayatımda da aslında kendimi kandırdığım kısımları bıraktım. Daha dinginleştim, sakinleştim. Meditasyonla, fotoğrafla, tiyatroyla, müzikle kısa kısa geçiyorum. Ve şu an daha kendimim, kendi doğrumu, kendi gerçekliğimi ve aslında kendimi yaratma gücüne kavuşmanın verdiği huzuru yaşıyorum diyebilirim. Pandemi sürecinin başlarında benim de hayatım bir anda tabii taklak oldu. Çok fazla koşturmacam vardı. Hani kendimi gerçekleştiriyorum, geliştiriyorum diye düşünüyordum ama bir yerde aslında pandemi başlangıcında bir anda durunca tamam teslim alıyorum dedim ve aslında kendimden kaçtığımı fark ettim koştururken ve durunca, dinginleşince daha da gerçeklerime ulaşmış oldum. Müzikle açtım bu süreci. Gitar öğrenmeye başladım, şan dersi almaya başladım ve her solfej dersinde notaların her çıkışında içimde kalan bir şeyler çıktı sanki ve bu beni daha da tabii ki rahatlattı ve kendime kavuşturdu. Bu süreçte daha çok fotoğrafa ve sanata odaklanarak bu süreci geçiriyorum. Aynı zamanda 2 aydır da tekrar çalışmaya başladım finans üzerine. Olabildiğince kendim kalarak bütüne de, diğer tüm canlılara da, insana da daha da kıymet vererek ve bütüne fayda sağlayacak şekilde davranmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bu şekilde. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. İyi ki geldin Burcu. Yani böyle tiyatro benim de bilenler biliyor, hayatımda önemli bir katalizör. Aslında senin sıralamayı yaparken çok planlı değildi ama güzel bir hazırlık da yaptın. Çok kıymetliydi. Yani o benim de aslında hayatın içinde hep rol yapar halde yaşadığımı, hakiki yaşamadığımı anladığım yer tiyatro sahnesine çıktığım zamanlar oldu. Evet. Öz keşifti. Çok teşekkürler. Bize lütfen işte Instagram'larını, web siteni varsa bizimle paylaş. O güzel fotoğraflarını ben gerçekten ne güzel bir de bağladın. Yani fotoğrafta detaya girdikçe, yakınlaştıkça kendime daha yakınlaştım diye. Teşekkür ederim. Sanat ve finans el ele. Evet. Seni, birisi seni topraklıyor, birisi de elbette ki ekonomik besliyor şartları. Besliyor aslında, ruhumu besliyor. Evet. Çok bir yanda rakamlar uçuşurken, bir yanda renkler. Bütüne fayda sağlama mesajın için de gerçekten teşekkür ederim. To our dear audience who are here with us, if you feel like you have something to share at the end of the talk, we have 10 minutes for everyone to comment and share whatever they want to add. And if you have anything to share, you will be given some time. If you want some time at the end, please write your name in the chat box and we will give you an open mic. Okay. Eğer sizler de finalde bir 10 dakikalık bir serbest konuşma alanında birkaç çift laf söylemek isterseniz lütfen mesaj chat box'tan yazın. Size de mikrofon ve sahne, birkaç cümle, biz bir söylemek istediklerinizi paylaşmak için alan açabiliriz.
sevgili izleyiciler. Efendim aslında Burcu güzel hazırladı. Tiyatro benim için çok önemli ve şimdi o tiyatro sahnesine çıkıyor. Şu an başka tiyatrocuyumuz var değil mi? Evet. Benim evet. için çok önemli. Erdem bizimle. Erdem Bey, siz nerede? Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk Şerif. Ben şu an Denizli'de teyzemdeyim. Ya öyle güzel yerleşmiş ki Türkiye, valla. Denizli'de, evet. Denizli'de. Ya, çok, ya bu Erdem'in kendi yazdığını okurum elbette ama 2012'de Tiyatro Medresesi'nin açılışındaki ilk kampta orada olmanın gururunu taşıyorum. Çok güzel hatıralarım var. Sonrasında çok gittim geldim. İnşallah da önümüzdeki yazdan itibaren gene gidip geldim. Herkese böyle umut var. Bu akşam çok rengarenk misafirlerimiz Türkiye ve her yerde bir kişi var değil mi? Evet, ben siz. Tamam. Ben okuyacağım. Siz ne yazdın? Tiyatroya mühendislik öğrencisiyken İTÜ sahnesinde başladı. Seyar sahnede devam etti. Tiyatro medresesi kurucusu ekibinden. Buyurun. Herkese merhaba. Şerin'in okuduğu özgeçmişle ilgili hiç girmeyeyim. Çok uzun anlatabiliyorum bunu. Böyle bir saat, bir buçuk saat sürebiliyor. Sorulara cevap vermeye çalışarak devam edeyim. Aslında 2020, yani tiyatrocular açısından hani pandemi çok hani ilk vurduğu meslek kollarından bir tanesi oldu diyebilirim. Hani bundan uzun uzadıya bahsetmeyeceğim ama burada salonları kapanan ya da salonların kapanmaması için mücadele eden bir sürü tiyatrocu dostum var. O yüzden genel bir anmak isterim. Sadece devletin tiyatrosunu değil, kendi ödenekli tiyatrolarını değil, diğer bağımsız tiyatrolarını da daha fazla desteklemesi dileğiyle diyeyim. Onun dışında 2020 pandemi açısından yani şanslılardan biri gibi hissediyorum kendimi. Tabii ki dünyada sağlığını, hayatını kaybeden, mesleğini kaybeden bir sürü insan var. Hani pandemi yani çok kötü bir şey oldu hepimiz açısından ama şanslılardan derken şöyle, ben Şirince'de tiyatro medresesinde yaşıyorum. Çok izole bir yer. Yani biz biraz şerbetliydik karantinaya. Karantina olduğunda biz yani internete bakmasak, televizyon açmasak ortada bir karantina olduğunun farkına varmayacaktık. Çünkü zaten öyle yaşıyorduk. Yani özellikle kışları, yazları çok cıvıl cıvıl geçer ama Kasım ayından Nisan ayına kadar böyle bir sessizlik hakim olurdu tiyatro medresesine. Biz bize yaşar giderdik. Dolayısıyla bu karantinadaki asosyalliğe biraz şerbetliydik. O anlamda bizi çok kötü etkilemedi psikolojik olarak. Onun dışında şanslıydık çünkü bir bulaş riski olmadığından biz bahçemizde, doğayla iç içe bir şekilde dolaşabiliyorduk. Bu da bir şans. İkincisi de üçüncüsü oldu. Üç aileydik orada ve izole üç aileydik. Yani birbirimizin izole olduğunu, kimseyle görüşmediğini bildiğimiz için her gece işte ortak alanda buluşup muhabbet edip sohbete devam edebiliyorduk. Birçok arkadaşımın o anlamda sosyalleşemediğini biliyorum ve bundan çok çektiğini biliyorum. O anlamda çok şanslıyım. 2020'ye dair bir bu anlamda bir şikayetim. Hatta biz işte yazın özellikle çok yoğun çalışırız tiyatro medresesinde. Yani işin organizasyon boyutunda da çok yükümüz oluyor. Hatta bu yük Nisan ayından itibaren başlıyor. Orayı sanat yapmak için kurmamıza rağmen işte kimimiz, ben beyaz yakalı bir mühendisliğe tekrar döndüm diyebilirim. İşte bir arkadaşımız mutfakla ilgileniyor, bir başka arkadaşımız marangozluktan inşaatın her türlü şeyine, aslında kendisi yönetmen, genel sanat yönetmeni ama o işlerle uğraşıyor. Birazcık bu yoğunluğun azalması, çünkü bütün etkinlikler iptal olmaya yakın bir şey oldu. Biz mesela gündemimizde olan çok yoğun çalışamadığımız bir oyunu prova etmeye başladık ve kabasını çıkardık diyebilirim. Hani kaba inşaatını. Şimdi detay ince işçiyle gireceğimiz bir döneme geldik. Bu anlamda da hani bize iyi geldi. O anlamda 2020 psikolojik olarak beni çok kötü etkilemedi bu anlamda. Ama genel kendimden şikayetim ne diye düşündüğümde hep şey geliyor. Tembellik ya da daha doğru ifade edecek olursam eylemsizlik diyebilirim. Çünkü yani eylemsizlik daha doğru, çünkü dururken harekete geçmekte zorlanıyorum. Ya da harekete geçtiysem, bu bazen çoğu zaman iyi bir özellik oluyor. Yani beni bir prova salonuna koyun bir görevle, bir sahne çıkartma göreviyle. Ben 24 saat çalışırım ve sahneyi iyi kötü çıkartırım. Dolayısıyla tembellik denemez buna, eylemsizlik denebilir ve iyi bir yönü de var dediğim gibi. Yani bıkmadan, usanmadan devam edebilirim ama
dediğim gibi durmaya meylettiğimde bu pek iyi olmuyor. Ve bir içe kapalılığa da götürüyor beni bazen. Ama bu noktada da pandemideki şans gene genel olarak da var bende. Yani tiyatro medresesindeki dostlarım, yani eşim ve diğer işte sanat yönetmenimiz, diğer arkadaşlarım çok şanslıyım o anlamda. O içe kapalılık onlarla, çünkü bir parantez açayım, yani bir yerde okumuştum. Romalılar yaşamak kelimesiyle insanlar arasında olmayı aynı anlamda kullanıyorlar. Yani insanlar arasında değilsen yaşamıyorsun demektir. Bir diyaloğa, yani işte agora'ya çıkmıyorsan aslında bir ölüden farkın yok diye kullanıyorlar bunu. Ben ne zaman ki işte o arkadaşlarımın tekrar gerçek bir diyaloğa girdiğimi düşünsem hemen tekrar o içe kapalılığım, eylemsizliğim azalıyor. Bir şey, bir hayata dair olumsuz değil, güzel bir hisle doluyorum. Bunu söyleyebilirim. Bir de onun dışında da, yani bununla nasıl baş ediyorsun diyecek olursanız, birazcık da unutuyorum. Yani kendime dair bir takım eleştirilerim olduğunda onu unutma eğiliminde oluyorum. Bu bazen hani olumlu bir yanı da var. Kendime çok yüklenmiyorum. Bu sorunu çok uzatmıyorum. Ama hatalarımdan ders almamak gibi bir yan etkisi de oluyor ama ne yapalım, ben de böyleyim deyip geçiyorum. Onun dışında da yani biraz düzeltmeye çalışıyorum. Tamam, bu hatanı fark ettiysen sakince bunu düzeltmeye çalışıyorum kendime. Ve dediğim gibi arkadaşlarım bu konuda yardımcı oluyor bana. Bir de son 10 dakikalık bölümde belki yeri gelirse, çünkü Arzu'nun ve birkaç insanın işte yoga pratiklerinden bahsettiklerini duydum. Bizi de çok etkileyen, tiyatro yapma biçimimizi, hayata bakışımızı etkileyen Feldenkrais metodu diye bir metot var. Onu hala hani pratik ediyorum. Onunla ilgili de konuşmak isterim vakit kalırsa. Çok teşekkür ederim. Finalde onu alırız. O hakikaten bedensel farkındalıkla ilgili sizin de biraz adapte edip geliştirdiğiniz müthiş bir yöntem. Ben bilfiil şahit, denemiş, tecrübe etmiş birisi olarak ve sizin ona nasıl disiplinli bir şekilde yıllardır devam ettiğinizi biliyorum. Sadece yani gene finalde de sorabilirim. Yani o cıvıl cıvıl kalabalık hali bu sene yoktu medresenin. Bir o olumsuzluğu var tabii yani diye düşünüyorum. Yani orada bir sanat vahasıydı orası. Ve bu yaz birazcık sessiz kaldı. Evet, yani şöyle, biz 25 kişiyle sınırlandırdık ve araya mutlaka birer gün boşluk koyduk kamplar arasında. Böyle bir yandan sevindik yani bir takım, çünkü bize şöyle de oldu, yani her gece toplanıyorduk işte Mart'ta, biz çünkü tam programlar açıklayacakken bu pandemi Türkiye'ye de geldi diyelim, ve de ne yapacağız, her gece toplanıyoruz işte o dediğim sosyal alanda, işte 5 dakika diyoruz ki bir dakika canım, yani sadece biyolojik yaşam mı önemli, sosyal yaşam da önemli, yani işte az önce alıntıladığım şeyden de, yani insanlar arasında olamayacaksak biyolojik olarak yaşamak ne demek diyoruz. Sonra 5 dakika sonra şey, olur mu canım, işte insan sağlığı her şeyden önemli. Yani savrulup duruyoruz her gece. Her gece yani yazın açıyoruz, hayır asla açmıyoruz tartışmasından. Birazcık da şeyden etkilendik. Bazı öğrencilerimiz, bazı hocalarımız dahi şey dediler. Yani psikolojik olarak buna ihtiyacımız var. Yani tabii ki riskleri azaltarak güvenli bir ortam oluşturabilirseniz biz gelmek istiyoruz, yapmak istiyoruz, gerçekten hani fena durumdayız diye çok şey aldık. Ve aslında böyle bir şey, biraz da onların hakkına, işte bir sürü yani organizasyona girerek vesaire. Çünkü dediğim üzere biz birazcık da sanatımızı tekrar yapıyoruz halindeydik. Yani baharda çok mutluyduk. Ama şey, biraz hüzünlü olsa da güzel oldu. Ama biraz burukluk vardı gerçekten. Evet. Evet, tahmin ediyorum ya. İnşallah cıvıl cıvıl yapacağız gelecek yazda kadar. Ümit fakirine ekmeği. Umut, ümit. Devam edelim. Finalde yine birkaç bir şeyler ilave etmek istersen konuşuruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Erdem. İyi ki geldin. Bu akşamki son süper konuşmacımız. Yes. Berfucuğumuz. Berfu, here. You're here. Our sister from Love Mafia family. For those of you who are wondering what is Love Mafia all about, I'll share the link in the box for you to share, to check our community of people with really interesting ideas. Çok parlak, pırıl pırıl bir sürü insanın toplandığı, Ütopya peşinde koşan, gerçekten kendinden taşını vermek için epey çaba sarf eden güzel insanların topluluğu Love Mafia. Berfu, hoş geldin. Bu akşam son 3 dakikayı sana ayırdık. Ben hızlıca okuyacağım. Ondan sonra 3 dakika senin, sonra finale doğru yaklaşıyoruz.
Berfu, yeniye kendi parçalarını bulmakla başlayan, gücü zarifçe iyiye kullanmanın, fayda olmanın yolunu arayan birden biri. Mikrofon ve sahne senin. Teşekkür ederim Özkan. Bugün vardım. Aslında pandemiyi Ocak'ta Çin'den gelen haberlerle başlatırsak ve işte bu yılın sonuna da bir yıllık bir periyot dersek, benim son 10 yılımın konsantre edilmiş bir hali olduğunu farkına vardım. O yüzden 4 evrede inceleyebiliyorum. Bunu görmek benim açımdan da çok enteresan oldu aslında. Ve bu açıdan birazcık sizinle paylaşmak istedim. Birinci evreye sorunla yüzleşmekten kaçma, direnme ve en nihayetinde kaçamayınca olanı kabul aşaması dedim. Ocak, Mart yani pandeminin ilk 3 ayında Çin'deki salgın haberlerini her geçen gün birazcık daha duymamız, sonra giderek yayıldığını farkına varmamız, sorunu aslında bunun geldiğini görmemize rağmen ya bize uğramaz nasıl olsa diye bir şekilde kendimizi inandırmaya çalışmamız, kaçmamızla başlayan bir süreç. Ve sonunda Mart sonuna geldiğimizde, Mart ortalarına geldiğimizde herkesin yaşadığı şeyin bizim de başımıza gelebileceğini fark etmemiz, bunu kabul etmemiz ve kendimizi korumak için ilk adımları atmayı düşünmemiz zamanı. Benim hayatımda da çok benzer bir döngü var. İş hayatının o yoğun çarkı içerisinde, ben hep şeye benzetiyorum onu, bir hamster'ın bir tekerin içerisinde dönme haline benzetiyorum. Yoğun iş hayatı, güç mücadelelerin içinde hayatta kalmak, iyi bir eş olmak için çaba göstermek, başarılı bir evlat olayım, işte hayırlı olayım falanların içerisinde kendimi kaybettiğim bir yerde o virüs yavaş yavaş bana yaklaşmaya başladı. Beynimin içine girdi ilk başta. Sonra bütün vücuduma yayıldı. Sorularla başlayan bir virüstü bu benim açımdan. Hayırlı da bir virüstü. Niye çabalıyorum? Ben ne istiyorum? Mutlu muyum? Verdiğim şeyin karşılığında kendim de köklenmiş burada, güvenli hissediyor muyum diye düşündüğüm bir yerde. Bu soruların hepsini sordum ama cevaplamaktan çok kaçınmıştım. Ama artık 2013 civarı geldiğinde kaçacak hiçbir yerim kalmadı. Bu soruların cevaplarını verdim. Hayır, işte de işte Türkiye'deki güvenlik sorunları yüzünden bir günde 7 tane ana müvekkilin Türkiye'den çıkma kararı vermesi, evlilikteki benim hiçbir zaman bize dönüşmeyişi, aradaki hesap kitap şeyleri ve günün sonunda 2013'te mutsuz olduğumu, güvensiz hissettiğimi, çok yalnız hissettiğim gerçeğini kabul edip kendimi korumak için önlemler almaya başladığım zaman oldu. İkinci evreye hasar tespit zamanı diyorum. Nisan-Haziran 2020 zamanı, hani böyle bir havalarımızın güzelleşmeye başladığı zamanlar, herkesin bir anda evlere kapandığı, evden işi bahane edip, işten evi bahane edip, kendinden hayatı bahane edip kaçamadığımız zamanlar aslında. Dönüp zorla içeri bakabilmemiz için dört duvar arasına tıkıldığımız zamanlar. Benim de çok farklı olmadı. Bir anda verdiğim bir kararla hem işi, hem eşi, hem aileyi, hem çevreyi Ankara'da bırakıp İstanbul'a taşındım. Öyle çok sosyal olacağım falan diye düşünürken bir baktım ki evde kendimi didik didik ediyorum. Kendimi incinmekten, hayal kırıklıklarından, kendimi tanıyarak koruyabileceğimi düşündüğüm için bayağı bir duygusal ameliyata giriştim bu süreç içerisinde. Üçüncü evre roller coaster evresi. Hani bu gerçekten artık evlerde kalamadığımız zamanlar, Temmuz-Eylül arasındaki herkesin böyle birazcık denize gitmeye başladığı dönemler. Biraz içeri, biraz dışarı hallerimiz. Biraz endişeye kapılıp evde olmaya çalışma. Aman kimseyle görüşmeyeyim dediğimiz. Hava çok güzel olsa bile kendimizi evde kalmaya ikna ettiğimiz dönemler. Hemen sonrasında süper bir boş vermişlikle ve bir vurdum duymazlıkla yetti artık ne olacaksa olsun deyip havlumuzu, 3-5 tane kıyafetimizi kapıp deniz kenarına gittiğimiz zamanlar. Dolayısıyla bu aralarda da ben ile hayat, ev ile iş arasında bir türlü dengeyi tutturamamalar, gelgitlerimiz, kaygılarımız, benim çok fazla yaşadığım suçluluk duygusu, belirsizlikler ve korkuların gitgellerinde bir de ortaya çıkan bunun sinir bozukluğu. Çok benzer bir dönemi kendi hayatımda da yaşadım. İşte bir taraftan her şey çok güzel, her şey muhteşem, ben de süperim deyip partiler yaptığım, yeni işlere yelken açtığım bir dönemin hemen arkasından
çok beceriksizim, ne istediğimi bilmiyorum, başarılı olamıyorum, ya bir daha hiç para kazanamazsam, hep yalnız kalırsam sıkıntılarıyla 100 sayfalık listeler hazırlayıp kendimi eve kapatıp planlar yapıp işte meditasyonlar, yogalar, nefeslerle sadece oradan çözüm bulmaya çalıştığım bir dönem. Bunların arasındaki gelgitlerden bayağı yorulduğum bir dönem açıkçası. Son evre, şimdi içinde bulunduğumuz evre, bu Ekim-Aralık dönemi. Biraz şimdiler, birazcık önümüzdeki bir ay gibi görüyorum. Azalan sayıların yavaş yavaş tekrar artmasıyla bir şekilde hallediyoruz, halledeceğiz, azıcık umutlanmışken tekrar içeri kapanacağımızın bilinciyle yaşadığımızda birazcık tedirgin bekleyiş. Çaktırmadan hazırlıklar yapışımız, işte vitaminlere başlayışımız, iş güç planlarını pandemiye göre yapmaya çalışmamız, kendimizi evde olmaya hazırlayarak bir denge tutturmaya çalışmamız. Benim açımdan da böyle bir dönem olmuştu. Dermatoloğa cilt rahatsızlığı nedeniyle gittiğimde dermatolog şöyle demişti: İyileşme olmadan hemen önce hastalık son büyük bir atak yapar, buna hazırlıklı olmak lazım demişti. Aslında yüzün sivilce dolarsa beni arama demek istemişti. Ve sonrasında da şunu eklemişti: yani dengeli yemeniz önemli, sürekli aynı şeyleri yemekten kaçının. Günde 2 paket çikolata yemeyin diyordu aslında. Bu arada bu gelgitlerin sonunda şunu farkına vardım. Böyle bir anda ampul gibi önümde yanan bir denge kelimesi. Tüm o buldum, çözdüm dediğim travmalar, hikayeler, başka karakterlerle yeniden hayatıma girdi. Aynı güvensizlik hisleri, aynı korkular, aynı başarısızlıklar oluştu. Ta ki ben dengeyi hatırlayana kadar. Çünkü dengede durmak için kendi özünü bilmen gerekiyor. Kendi merkezinde durman gerekiyor. Bunu yavaş yavaş hatırlayıp dengeyi hayatıma sokmaya başladım. Hala da o süreçteyim. İyileşme süreci diyorum buna. Eminim ki ve çok umuyorum ki pandemi için de aynı şey olacak. O herkesle birlikte evde olma hali, yavaşlama, yarıştan kurtulma, iş için çok çabalama hali, açıkçası bunun olmayışı, bu baskıların üzerinden gitmesi çok hafiflettirdi beni, çok hafif hissettirdi. Evet, belirsizlik var ama günümün nasıl geçeceğini ben belirliyorum diye bir kontrol hali edindim. Ben zamanları yarattım kendime. Yara bandıyla üzerini kapatıp bir de üstüne pansuman yaptığım o yaraları açıp tekrar görme cesaretini buldum kendimde. Merkezime kavuşuyorum. Yaralarım iyileşecek, inanıyorum. Yeni keşfettiğim benle gurur duyuyorum. Bu dönemin böyle bir katkısı oldu bana. Artık başaracağımı değil, yaşayacağımı inanıyorum. Teşekkür ederim. Süpersin. Ya son cümleni, altını böyle 2 defa değil 3 defa değil 7 defa çizmek istiyorum. Artık başaracağıma değil, yaşayacağıma inanıyorum. Ne güzel cümle. Öyle çıktı. Valla çok güzel çıktı. Çok teşekkürler. Efendim, bu içten paylaşımlar için 7 misafir konuşmadığımıza gerçekten canı gönülden teşekkür ediyoruz. Çok hakiki, çok samimi, çok içtendi. Şimdi bir yaklaşık 10 dakikalık bölümümüz var. 7 konuşmacımızdan ilave bir şeyler söylemek isteyenler varsa alabiliriz. Bizimle beraber bu saatte dinleyen, izleyenlerden de bir şey ilave etmek, bir şey söylemek isteyen varsa, onlar da konuşmak istiyorum dediğini belirtirse, onlara da mikrofonu açabiliriz. Benim bir sorum vardı. Var mı ilave? Benim bir sorum vardı. Yazdığım şeyden chat box'tan. Konuşmacıda hepsi çok bence güzel konuları değildiler. Benim mesela aslında merak ettiğim konu, gerçekten herhangi bir konuda düşünce veya davranışları değişti mi? Ve bu düşünce ve davranışları... Sende var mı değişen bir şey böyle? Oo, çok mi? Damardan giriyor, hemen damardan giriyorsun. Söyle. Yo, bir tane en temel yapmam dediğim şeyi yapmaya başladım veya taban tabana zıp düşünmeye başladığım dediğin bir açı falan, perspektif varsa, çünkü ben akşamı perspektifle açtım. Yakın plan çekimle şimdi perspektiften devam edebiliriz. Herhalde ev geçirdiğim zamanı daha fazla arttıracağım. O kesinlikle eskiye göre evde geçirmiş, evet, olduğum zamanı daha fazla geçireceğimi düşünüyorum. Yani tabii pandemi döneminde sonrasında nasıl gerçekten dönüşeceğimi bilmiyorum. Yani gerçekten öyle bir şey bir kere olacak mı? Olduktan sonra nasıl adapte olacağım bilmiyorum. O yüzden onu bilmediğim için herhangi bir hazırlığım yok ama
Anladım. Herhalde yani ki bu ev yani bu yavaşlama kalıcı olsun istiyorum. Pekala, süper. Yani düşüncesinde farklı bir şekilde bir açıdan düşünmeye başlayan veya daha evvel yapmadığı bir davranışı yapan var mı? Taner öyle bir soruyla geldi. Yeni bir düşünce ve davranış kazandık mı bu dönemde diye. Ben bir şey söyleyebilirim. Bunlar. Yani başka bir şeyler de söyleyebilirsiniz. Cevap verecek. Sen, ha Arzum, selam söyle. Benim için belirsizlik çok önemli bir stres faktörüydü hayatım boyunca. İki şeyi fark ettim bu 8 aylık biraz daha içe kapanma sürecinde. Birincisi, belirsizlik kesinlikle artık ürktüğüm bir şey değil. Çok da keyif aldığım bir şey haline döndü. Çünkü yeni fırsatların çıkması, yani bu fırsat illa maddi anlamda kastetmiyorum. Kendini keşfetmekten tutun, işte zevk aldığınız şeylerin değişmesi ya da keyif aldığınız şeylerin değişmesi konusunda. Birincisi, belirsizlik korkulacak bir şey değil. Kabullendiğiniz zaman yönetebildiğiniz bir şey. İkincisi, korku benim için sevdiklerini kaybetme, işte yeterince yeterli olamama hissi benim için çok kritikti. Şunu keşfetti ve bu böyle olacaktır tahmin ediyorum. Yönetemediğim riskler ve de kriz durumları için çok da fazla yüklenmemeye karar verdim kendime. Korku yerine korkusuzluğu tercih ediyorum, öyle söyleyeyim. Hepimiz zaman içerisinde döngümüzü tamamlayacağız ve farklı yaşların getirdiği farklı sıkıntılarla birlikte ölüm de gündemimize girecek. O yüzden böyle bir şey de bende bir perdede kalkmış gibi oldu. Yani korku yok, belirsizlik yok. Çok daha kendimi iyi hissediyorum, öyle söyleyeyim. Belirsizlikle barışmak, bunu başarmak çok zor bir şey. Aslında en büyük sıkıntı bu. Bir nebze rahatladıysan bu harika haber yani, gerçekten. Süper. Erdem, Burcu bir şey söylemek ister misin? Yani benim Taner'in sorduğu soru çok radikal bir cevabım yok ne yazık ki, ama tam da bahsettiğim sebepten. Yani ben çok yoğun tempolu bir hayat beni bir anda pandemi bu hayatı durdurmaya zorlamadı. Ben zaten dedim ya, internet ve televizyon olmasa haberim olmayacak. Ortada bir virüs mü dolaşıyor, karantinaya mı alındık? Ben zaten öyle bir yaşam içindeydim. Bunu böyle çok, yani yaşam beni oraya götürdü bu arada. Tercih ettim, çok zevkli, doğaya gitmek istedim gibi değil de. İşte öyle bir yer inşa etmeye başladık. Sonra oranın bekçisi olduk. Yani orası bizi esir aldı. Ama bu güzel bir esaret bu. Ama şunu söyleyeyim, ben tam tersine söyleyebilirim. Benim işte şöyle oluyordu. Yani sanat yapacağız diye o kurduğumuz yer biraz bizi yani mutlu bir şekilde. Yani şey gibi, bir çocuk doğdu ve onu ilkokula kadar neredeyse o sizi biraz şey yapar ya, mesainizi alır. Yani ilk gündeminiz olur. Biz de işte 2011'de başladık bu sürece. Şimdi 9 yaşına geldiğinde artık ancak böyle bir kendi hayatımıza da bakabiliyoruz, sanat hayatımız. Dolayısıyla şöyle şeyler oluyordu. İşte yaz bizim üzerimizden tren gibi geçiyordu. Böyle bir ay bir tatil bir şey. Kış çok soğuk oluyordu, ısınma sorunlarını çözemiyorduk vesaire. Sonra Nisan tam böyle bir şeylere başlıyorduk. Bir yandan da İstanbul'a gelip gitmeler, bazen ders vermeler, bazen tiyatroda oynamalar, olur da filmde oynamalar vesaire de oluyordu. Nisan'da da işte tekrar gruplar gelmeye başlıyordu. Ve bu böyle bir döngü haline geliyordu. Ve biz birazcık prodüksiyon değil de araştırma odaklı bir grup, araştıracak, yoğunlaşacak fırsat bulamıyorduk. Bu pandemi bahanelerimizi ortadan kaldırmış oldu. Belki onu söyleyeyim. Ve bahaneler ortadan kalktı, gerçekten de öz disiplinle şekilde çalıştık ve evet, daha da ilerleyebileceğimizi, daha yani çok eksiğimizin olduğunu ama çalışırsak bu eksiklerimizi kapatabildiğimizi gördük diyebilirim. Ya daha çalışkan bir insana dönüştüm diyebilirim. Ya şöyle, çalışkanlık zaten ne kadar deli gibi çalıştığını ve çalıştığınızı biliyorum orada, o sanata, o vahayı yaratmak için. Ancak kendi üretiminizi yapamaz haldeydiniz bu koşuşturmadan. Evet. Öyle bir fırsat ve şans oldu ve kendi uzun zamandır üretmek istediğiniz, yaratmak istediğiniz yeni eserleri çıkartmak için baş başa verip disiplini gösterip çalışacak, bir nefes alacak ve üretecek zaman oldu aslında size. Evet, evet. Peki, çok teşekkürler. Burcu, bir şey söylemek ister misin? Berfu. Burcu. Bu akşam ilginç, ben onu buradan da söyleyeyim bu saatte. Evet. Erler, Uğlar, evet orayı bahsedeceğim. Evet ya, ben şey, tesadüfen geçti. 4 misafir hanım konuşmacımızın ismi de U ile bitiyor ve
üç beyefendi konuş misafirimizin isminin içerisinde Er var. Arzu, Duygu, Burcu, Berfu, Erdem, Soyer ve Taner. Böyle bir tesadüf ama gerçekten de samim ve sahici bir sohbet oldu. Çok teşekkürler. Soyer, Ersoy bir şey söyleyebilecek mi? Söyle, çok şey var tabii. Ben biraz söz alayım ben de. Kısa tutmaya çalışmıştım. Burada tamamlarım artık geri kalanı. Bir kere çok güzel bir keşfetme anı yaşıyoruz aslında 2020 ile beraber. Yani hepimiz o hani dönüşümden hep bahsediyoruz ya. Aslında çok iyi bir fırsat yakaladık. Çünkü ben biraz hani kendime baktığımda biraz Bukalemun gibi görüyorum kendimi. Hani Bukalemun'un nasıl her ortama ayak uydurması gibi böyle büyük bir yeteneği varsa kendi mesela bunu fark ettim. Gerçekten de zorlandım mı dersem evet hiç zorlanmadım. Çünkü hani çok adapteydim. Belki yaptığım işte hani hep öncesinde çok eskiden aslında kendimi oralara hazırladığım için belki de bugünlerde hiç zorlandığımı düşünmüyorum. Çok sosyalim aslında. İnsanlara dokunmayı çok severken online'de bile o kadar çok görüşme, o kadar çok bir arada oldum ki aslında hiçbir şekilde yalnızlık hissetmedim. Bunu keşfetmek için çok güzel bir dönemdi. Diğer taraftan da aslında ne kadar çok içsel gücümüzün önde olduğunu fark ettiğimiz bir yıldı bence. Hani yılı kapatmadık henüz ama baktığımda ben bu kadar çok çalıştığımı hiç hatırlamıyorum. Bu kadar çok üretebildiğimin farkında değildim. Çünkü çok farklı insanlarla çok güzel şeyler yaptık. Kendim için de bakarsam odaklanmakla ilgili yani ilk başta bahsettiğim kısımdan devam edeyim. Tek bir alanda bir şey yapmakla ilgili konuda çok daha başarılı bir yıl geçirdiğimi düşünüyorum. Tamam evet gerçekten dünya noktasında bakarsak sıkışmışlık veya tam tersi bir sınırın içerisinde kalmakla ilgili birçok şeyi fark ettik ve değerini anladık çok şeyin. Bir kere bu çok güzel bir şeydi bence. Hani o burayı hatırladığımızda belki bugünler geçtiğinde burada çok şey öğrendiğimizi belki o zaman anlayacağız. Ben onun çok güzel işaretleri olduğunu düşünüyorum. İşte az önce işte Berfun'un anlattığı çok şey vardı. Herkes bir şekilde dönüşüyor. Herkes bir şekilde zorluklar yaşıyor. Veya bir şekilde bunu bir şekilde aşabilmek için çaba göstermek zorunda kaldığını anladı. Ve zaman aslında ne kadar böyle değersiz harcadığımızı çok iyi gördük. Çünkü şu anda bir yere kısılınca o sıkışmışlıkta ne kadar çok o anları anıyoruz. Ne kadar çok gezmeyi özlüyoruz. Ne kadar çok bir arada olmayı merak ediyoruz. Hani o hissetmek istiyoruz o enerjiyi yan yanayken, karşı karşıyken sarılmak istiyoruz bir kere. En değerli şeylerden bir tanesi olduğunu anladık. O yüzden ben çok büyük bir öğrenim senesi olduğunu düşünüyorum. Yani bunun değerini de belki bugün değil ama bugünleri geçtiğimizde daha iyi anlayacağız. Yani ben böyle düşünüyorum en azından bunları söyleyeyim. Teşekkürler. İnsan sadece zorlandığı zaman gelişiyor, öğreniyor diyebilir miyiz acaba diye öyle bir kuyuya bir taş atayım. Suyun içerisinde. Hayır diyemeyiz. Diyemeyiz, hayır. Yani şöyle, daha doğrusu belki evet, yani dediğini anlıyorum ve haklılık payı var. İtirazım şu, bazen de şöyle cümleyi tersinden kurduğunuz zaman yanlış bir yere gidebiliyoruz. Yani bir şey öğrenmek için zorlanmalıyım. Yanlış bir yere gidebiliyoruz ve dolayısıyla yanlış yerleri zorluyoruz. Belki de çok rahat yapabileceğimiz bir şeyi gereksiz zorlayarak kendimizi yapamıyoruz ya da yanlış yapıyoruz. Yanlış ya da çok zor yapıyoruz. Enerjimiz çok gereksiz harcıyoruz bazen. Yani işte bu felden şeyi gireyim dedim. Zorlanmak zorunda değiliz öğrenirken daha doğrusu. Zorlanmak evet. Zorunda değiliz öğrenirken. Kesinlikle katılıyorum Erdem. Doğrusu bu konuda. Yani şey, kendi söylediğimi çürütmeyi ben çok severim. Başkası çürütünce çok daha mutlu oluyorum. Çok teşekkürler. O zaman başkaca söz almak isteyen yoksa bilmiyorum var mı? Bir güzel müziğimize doğru ilerleyelim. Ne dersin? Sherry. Yes. Duygu? Bize bir şarkı mı, iki şarkı mı ne paylaşacaksınız? Şarkı olur, iki şarkı söylerim. Ya şöyle, biz efendim şu anda bizimle burada olanlara şunu söyleyeceğim. Bu Zoom toplantıları böyle bıçak gibi kesiliyor ve birazcık biz bunun duygusal olarak rahatsız olduğumuz bir şey. Savunmasız sohbetler ilk akşamından beri kendisini bitirdikten sonra müzikle veda ediyor. Siz kendi istediğiniz anda, şu anda da dahil tabii herkes özgür, programdan, akşamdan ayrılabilirsiniz. Finalde iki tane, iki mi dedik, bir mi dedik? Gidişata göre Duygu'dan, güzel sesinden şarkı dinleyeceğiz. Sherry, you want to add something? For 2020, we have one more episode or two more episodes.
We have two more episodes. Efendim, two more episodes, one more Turkish, and the last episode on 23rd of December is going to be English. So if there is anybody who would like to join, or if you know someone who would like to join this talk, please write to Ozkan and I, and I would like to have you. And you're always most welcome to be the guest in these talks and listen to your other friends who are sharing their vulnerable stories. 9 Aralık'ta Türkçe, 23 Aralık'ta İngilizce olarak bu sene iki defa daha savunmasız sohbetler, Vulnerable Talks hayat bulacak. Bir de bu akşamki 7 katılımcımıza da bunu açıklamış olalım buradan. Niyetimiz, şöyle bir niyetimiz var. Ocak ayında 14 programla 2020'yi bitirmiş olacağız. Yaklaşık 100 kişi. Katılabilenlerle topluca farklı bir seansta yeni yıla merhaba deme gibi bir niyetimiz var. İnşallah onu da 2021'in başında, Ocak ayında yapacağız. Efendim, o vakit finale doğru yaklaşıyorsak, Famous Last Words, I Wanna Read, küçük bir şey, bugün aslında yayınladığım yazımın, bir, az evvel size girişini okumuştum, şimdi de finalini okuyacağım. Ondan sonra da ben susacağım, biz susacağız, müzik devam edecek. Hızlıca bugün Charlie Chaplin'in o meşhur cümlesiyle başlamıştım. Cümle şöyle başlıyordu: hayat yakın plan çekimde bir trajedidir. Aynı Chaplin o meşhur cümleyi şöyle tamamlamış: uzak plan çekimde hayat komedidir. İnsan nefes alıp veriyorsa, ölmediyse ve ölümcül bir hastalığın pençesinde değilse, düşünebiliyor ve harekete geçebiliyorsa daima umut vardır. Bulması, çekip ortaya çıkarması zor da olsa. Şimdi bu sıra dışı fırtınanın en ortasında sessiz bir yer bulup oturalım. Kaosun içinde saklı olan sakinliği arayalım. Önce kendimize yakın, orta ve uzak plan çekimlerle bakalım. Sonra dünyaya yine farklı kadrajlardan bakalım. Önce kendimiz, sonra başkaları için yeni bir senaryo yazalım. Yeni senaryo için biraz rahatsız olmayı göze alalım. Eski bakış açılarımızı çöpe atalım. Şimdi taze ve farklı perspektiflerle kendimize ve dünyaya bakma zamanı. Şimdi uzun vadeli senaryoları rafa kaldırma, günlük, haftalık planlar yapma ve uygulama zamanı. Gün be gün, minicik de olsa, adım adım yürüme, adım atma zamanı. Net olarak bugün hayal edemediğimiz o ufuk, biz yürüdükçe, siz kalktıkça şekillenecek ve belirsizlik kaybolacak. Haydi şimdi bugün çekim için yeni kameralarımızı yerleştirelim. Uzak plan, orta ve yakın plan çekimler alalım. Hayat her daim iyi, kötü, çirkin, güzel bilelim. Kaosun trajedisini inkar etmeden kendimiz dahil ama hayatı, kendimizi değil ama hayatın kendisini ciddiye alarak uzak plan çekime bakıp tebessüm edelim. Unutmadan hayalin ve umudun zor bulunur olduğu zamanlarda mizah elimizdeki tek silah. Duygu, sahne senin. Bu ilk müziğin ismi Sus Eli. Bu parçayı seçmemin sebebi esasında gözle görmediğimiz, kokusunu alamadığımız, dokunamadığımız ve ağırlığı neredeyse olmayan bir virüs bütün dünyayı yaş, ırk, kültür ayırmadan ele geçirdi. Ve o yüzden biraz ona da bir atıfta bulunuyor. Yol var, süren yok. Süreni gören yok. İzi var, soran yok. Soranı duyan yok. El var, alan yok. Eli en sayan çok. Söz var, tutan yok. Sözü söze katan çok. Göz var,
gören yok. Görene selam yok. Dağ gibi susan çok. Sus eline varan yok. Göz var gören yok. Görene selam yok. Dağ gibi susan çok. Sus eline varan yok. İkinci müziğin ismi de Var Yok. Varken yoktu, yokken var, değişen bir şey yok. Kalp kalbe düşünce söz erir, müzik susar. Kasırganın gözüne öze doğru sessizlik. Ne söz kalır, ne müzik, ne de insan. Ne söz kalır, ne müzik, ne de insan. Hep gider ayak, kapı eşi hayat, insan insandan geçip giderek ayar. Hep gider ayak, kapı eşi hayat, insan insandan geçip giderek ayar. Varken yoktu, yokken var, değişen bir şey yok. Kalp kalbi düşünce söz erir, müzik susar. Kasırganın gözüne öze doğru sessizlik. Ne söz kalır, ne müzik, ne de insan. Ne söz kalır, ne müzik, ne de insan. Bir tane de kısa bir dua var. Onu da söylemek istedim. O da bir kapanış olsun ve bütün hepimize bir hatırlatma, birliğimizi hatırlatma. İsmi dua müziğin ve bir dua olarak yazıldı. Sonsuz sevgiyle dolup taşalım. Boş olalım benden. Sıra varalım, bilmeyelim ne olduğunu, uyurken uyanalım, bilmeyelim ne olduğunu, uyurken uyanalım. Bilmeyelim ne olduğunu, uyurken uyanalım. Bilmeyelim ne olduğunu, uyurken uyanalım. Sonsuz sevgiyle dolup taşalım,
baş olalım, benden geçip sıra varalım. Bilmeyelim ne olduğunu, uyur iken uyanalım. 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 Thank you so much, baby. Beautiful. Thank you so much, everyone, for being with us till now. Duygu, yüreğine, kalbine, aklına, gönlüne, yeteneğine, sesine sağlık. Çok yaşa. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese sevgiler. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Good night. Take care of yourself. Gelebilenleri 9 Aralık'a bekliyoruz. Eyvallah. Hayırlı geceler. Hoşçakalın. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Bye bye.